All right, Station, this is Mark Zuckerberg at Facebook. Can you hear me okay? Şimdi evden çıktım, Mehmet'in yanına doğru gideceğim. Mehmet beni pazarın orada bekliyor. Şimdi ben erkek arkadaşımla buluştum. Alo, tam demirleri 2 metrelik mi istiyorsun? Okey. Tamamdır Musk abi, selametle. Pardon arkadaşlar, telefonda Elon Musk'la önemli bir görüşme yapıyordum da. Hazır olun, süper bir projemiz var. YouTube X. Boş beleş ve sıtma içerik üreticilerini Hyperdrive'la galaksinin ötesine yollayabileceğimiz bir portal. Ha yalnız bir iki tane sorun var, onları aşmaya çalışıyoruz şimdi. Portal kafasına göre cehenneme açılabiliyor bazen. Onları halledince çok güzel olacak, çok da iyi olacak. Bu arada merhaba muchaçolar ve muchaçalar. Türkiye'nin en boktan manasız ve gereksiz kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu hafta beklemediğim gelişmeler oluyor. Şu yapacağım ciddi videoyu bir türlü yapamıyorum ya. Sosyal medyada gün geçtikçe masum insanların hayatlarını yıkmaya devam ediyor. Neden bahsettiğimi sanırım anlamışsınızdır. Banu Berberoğlu'nun tuhaf vakası. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün magazin turumuzun 3. videosu. Şimdi evden çıktım ama eve geri geleceğim. Şimdi erkek arkadaşımla buluştum. Şimdi Doğa geldi yanıma. Beraber. Birazdan video çekeceğiz. Meydana yoksa arabayla mı? Arabayla. Kişilere verilen adla YouTuber olduğunu söyledi. Exterminate. Bana da linkin çileklisinden alır mısın canım? Exterminate. Bak gibi olmuş. Bence sen bu YouTube kanalını kapat. Şimdi arkadaşlar çok acı bir tabloyla karşınızdayım. Banu Berberoğlu kim lan diye soranlar olabilir aranızda. Banu Berberoğlu sosyal medyanın yeni kurbanı. Yani kimler gibi mi? Tosçu Erol, Çiğ Köfteci Ali Usta ve Çitos Efe ile aynı kulvarda sayabiliriz arkadaşı. Kendi halinde bir vloggerdı. Ve öyle kalması gerekiyordu. Fakat kendisi hakkında geçen haftalarda bir makale yazan çok zeki O Ne Diyor çalışanı tarafından insanların diline dolanmış durumda. Ve yaklaşık 1,5 ay sürecek olan bütün ünlü YouTuberların paylaşımları ve kendisiyle video çekmeye çabalarından sonra internetin 1 ve 0'lı pişmanlık sayfalarında kaybolacak olması mümkün. Bye, go home to mommy. Peki diyeceksiniz ki insanlar bu kızın videonu neden izliyor? Tam olarak şu yüzden. Herkese merhaba. Daha yeni uyandım. Saat 8. 8'de uyanacağım diye kendimi ayarlamıştım. Resmen 8'de kalktım. Biz şimdi erkek arkadaşımla buluştuk. Ne yapalım canım şimdi? Meydana gidelim. Tamam gidelim. Aşağıya doğru yürüyeceğiz şimdi. Dolmuş duraklarına gideceğiz. Şimdi bu videodaki amacım bu arkadaşı ve cefakar sevgilisi Mehmet'i rencide etmek değil. Banu Berberoğlu'nun kanalından çok bu vakayı inceleyeceğiz. O yüzden şimdiden söylüyorum. Hayatımda izlediğim en psikodelik kadın Banu Berberoğlu olabilir. Yani Yeşil Nasim'e rakip çıktı arkadaşlar. Daha iyi oluyor bence. Daha çok hoşuma gidiyor benim. Böyle bundaki testçe. Şimdilik görüşürüz. Şimdi çıkacağız. Montumu giyip çıkacağız. Favorit az ye orospu demiş bana. Videoda yemek yemiştim çünkü. Ya ben bu kızı izlediğim zaman Diamanda Galas veya Marina Abramovic izlemiş gibi falan hissediyorum. Kızın konuşma tarzı Avrupa'da bir sanat galerisinde çekilmiş gerçek kesit bölümü gibi anasını satayım. Sana 100 kere ye artık diyoruz. En son hastalığa yakalanacaksın, o olacak. Yeter be laftan anla. Ben yemeye başladım artık zaten. Evdeki yemeklerden seçmiyorum, yiyorum. Bir iki tabak yiyorum, hatta doyana kadar yiyorum. Eskiden olsa azıcık yer bırakırdım. Sadece benim koruma günümden kastım abur cubur yememek, hamur işi yememek. Yoksa evdeki yemeklerden hepsinden yiyorum gerçekten. Doyarak kalkıyorum masadan eskiye nazaran. Şimdi bu psikodelik vlog kanalının en ilgi çekici özelliklerinden biri de videolardaki insanların beslenme tarzları. Sabahın köründe lahmacun, çilekli link ve bolca işlenmiş etten oluşan gayet besleyici ve bir o kadar da Vedat Milorian bir damak zevkleri var. Evet, onlardan al bir tane. Şunlardan 3 tane aldık. Mehmet kahvaltı dünyasından patates kızartması, kaşar peynir, sosis kızartması, şinitsel 2 tane de köfte almış. Ekmeği de mi oradan aldın? Evet. Bence kanal ismi Banu Berberoğlu'ndan çok Banu in Bimland olmalıydı. Kendisi Bilibili Yumurta Adam ve Çilekli Link Kraliçesinin var olduğu bir evrende yaşıyor. Ve sevgilisi Mehmet de onu oradan kurtarmaya çalışan tavşan. Ya bu videolardaki içeriğin diğer bir problemi de kim ne derse desin ben bu kızı 10 saniyeden fazla izleyemiyorum arkadaş. Tamam, konuşma tarzı bu olabilir ve net olabilir. Ama ben bu kızın gözlerine baktıkça hayatımda yaşadığım bütün pişmanlıkları tekrar hatırlıyorum. Hadi güzelmiş.
Bir tane biskolata mu aldım. Soslu fıstık cipsi de buldum. Limonata almış, şekersiz, tatlandırıcılı. Ben bunları içiyorum. Kilomu korumadım herhalde. Tatları da güzel oluyor. Hatta bence izleyicileri hipnotize etmeye çalışıyor. Çünkü YouTube'da nasıl video çekilir bunu çoktan çözmüş. Asıl konuya girmek için yaklaşık 1000 tane gereksiz şeyden bahsetmesi. Annem de ses yapmıyor video çekiyorum diye. Öyle. Işıkları da açtım ki karanlık gözükmeyeyim diye. Ama ona rağmen hala kameradan kaynaklı herhalde karanlık çıkıyorum. Karnımın ağrısı da hala devam ediyor, geçmedi. Bu karın ağrısı ne zaman geçecek ben de anlam veremiyorum. Ve videonun her dakikasını yavaş yavaş ürün yerleştirmeleriyle donatıyor olması. Marketten 3 tane çilekli link aldık. Ben çok seviyorum. Hayrettin'e de tavsiye ettim. O da içecek bizimle birlikte. YouTube'un sarı humma dinamiğini nasıl kavradığını bize çok iyi gösteriyor. YouTuber maç. Hava bugün serinmiş. Güzel değil mi hava? Sıcak aslında hava ya. Şimdi Banu'nun sevgilisi Mehmet ayrı bir video konusu. Ama bence çok delikanlı bir arkadaş. Çünkü bu YouTube olaylarının ne kadar saçma sapan olduğunun farkında. Yani elemanda sürekli ya Banu başlatma YouTube'una bakışı var. Mehmet'in doğum günü geçti ama Mehmet'e pasta ısmarlamayı düşünüyordum. Mehmet de pasta istemiyor. O yüzden dondurma yiyeceğiz. Ben kakao. Ve ben de Karadenizli ve sinirli bir eleştiri kanalı olarak bu düşüncelerini %100 anlıyorum. Ayrıca bu Mehmet ve Banu'nun arasında psycho ilişki dinamiğini gördükçe aklıma California filmindeki Brad Pitt ve Juliette Lewis geliyor nedense. Her an Trabzon'dan İstanbul'a uzanan bir suç dalgası konulu yol filmi izleyecekmiş hissine kapılıyorum. Eti kara mı aldı gurme Mehmet? Mehmet'in geçmiş doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Kaşar peynir, sosis kızartması, şinitsel, iki tane de köfte almış. Şimdi bu kızın kanalını izlemenizin iki tane tarafı var. Biri karanlık ve diğeri de daha aydın. İlki götü kalkık baba parasıyla makyaj videoları, Coachella'ya gitme ve Burning Man Festivali'ne katılma gibi videolar çeken, Rus araba kazası suratlı ağlak vloggerlara karşı bir baş kaldırı kanalı olması. Kendisi zaten kesinlikle YouTuber değil. Sadece abartılmaması ve pohpohlanmaması gereken bir vlogger. Bu kanalı izlemenizin ikinci ve daha karanlık olan kısmıysa şu an Banu ve Mehmet'in hayatlarındaki en ufak detayı sizinle paylaşmaları. Yani eskiden evlenecek çiftlerin özeli vardı ve bu mahrem bir noktaydı. Ama şimdi internet sayesinde direkt çiftlerin ilişkisini izleyebiliyoruz. Yani Trabzonlu bir çiftin çilekli link ve kanserojen pembe boya yardımıyla kendilerini yavaş yavaş öldürmelerini izlemek sanırım yeni neslin eğlence anlayışı. Ha ayrıca Babakok sinirlendi. Babakok artık YouTube X projesini hayata geçirip gökyüzünde YouTube kara deliği açacak. Berberoğlu vakası bize hem çok yakın hem de çok uzak bir vaka. En acı ve en önemli noktası ise toplum için bu tarz fenomenlerin diğer tanınmış YouTuber'lar tarafından halktan biri diye çıkartılıp yavaş yavaş para kazanmaya başladıktan sonra kendi izleyicileri tarafından linç edileceği gerçeği. Kısacası işin içine para kazanma hissi girdiği noktadan itibaren Banu Berberoğlu'nun saçı yeşile boyalı vloggerlardan farkının kalmadığını anlayınca siz sevgili değer bilen YouTube izleyici kitlesi bütün sevginizi bu çifte göstereceksiniz. Buna emin olun. Ve en önemlisi aslında sıkıcı olarak kalması gereken hayatlarımızın nasıl diğer insanların tepkileriyle sanki çok muhteşem bir şeymiş gibi lanse edilmeye çalışılmasının belki de en vurucu örneklerinden biri. Yaptığınız her bok insanlara gösterme kavramlarının yarattığı iki yapay zekaya sahip halktan sosyal medya androidi. Hemen bir YouTube kanalı açıp belki ben de Banu Berberoğlu gibi tanınırım diyerek bokunuzun bugün hangi renk olduğunu paylaşın. Ama şu gerçeği de unutmayın. Bundan 15 yıl sonra YouTuber olma furyası Erdal Ortaş'ın 90'lar saç tıraşı gibi hatırlanacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.